Tam da bu şey konu yapabilirsin. hususunda acil ilk müdahale diyebiliriz. Bu acil hemşiresi, acil doktoru, uzmanları yanlış bir tanı ya da yanlış bir müdahalede bulunma ihtimali olabiliyor mu? Bu gibi vakalarda karşılaşılabiliyor mu acillerde? Ya tabii ki yani bir takım hatalar olabilir. Çünkü insanın olduğu yerde hata yok demek biraz yanlış olur. Ama hastanemiz bu konuda şöyle bir yol izliyor. Yani mümkün olduğunca işte tecrübeli kadroyla çalışıldığı için bu hatalar olduğunca minimumda. Yani şöyle birinin gözünden kaçan diğerinin gözünden kaçmaz mantığıyla düşünebiliriz. Çünkü evet tek kişiye bağlarsak bütün olayı acil aslında bir takım işi. Yani tek kişiye yüklersek bu sorumluluğu illaki gözünden bir şey kaçabilir. Özellikle bu dönemde yoğun zamanlarda bunlar olası şeyler. Ama bu bir takım çalışması haline gelince işte çalışan her bir bireyin de belli bir seviyenin üstünde tecrübesi olunca artık o vakayı görünce evet ben bunu daha önce gördüm diyor. Ve olası çıkabilecek sorunları da öngördüğü için önceden işte ona yönelik bir sorgulama yapıp ona yönelik bir tanı tedavi bir uygulayınca bu tip durumlarda minimalize edilmiş oluyor böylelikle. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani acilde uzun dönem bir işte daha detaylı bir tanı beklemek biraz yanlış olur. Yani Orada hayata tutunması aynen. ya da anlık acil müdahale olabilecek ağrıyı sızı gidermek mi yani? Aynen. Mesela diyelim ki solunum sıkıntısıyla gelen bir hasta var. İşte bizim orada temel şeyimiz, gayemiz, evet bu hastanın solunum sıkıntısı var. Biz bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım. İşte o hastadan aldığımız öyküye göre de, yaptığımız tetkiklere göre de kabaca başlıklar altında bu hangi gruba ait? İşte solunum sıkıntısının nedeni diyelim kalp yetmezliği mi? Yoksa akciğerle ilgili bir sorun mu? Akciğerle ilgili bir sorunsa bu travmaya bağlı mı? İşte pnömotoraks mı atıyorum veya işte bir enfeksiyon durumu mu? Orada da işte yine topladığımız bilgilerle bir şekilde bir yol izleyip o yoldan ilerleyince zaten sonuca bağlamış oluyoruz. Ama diyelim zatüre olarak değerlendirdik. Artık bu aşamada işte zatüre hangi etken sebep olmuş, hangi bakteri veya virüs nedeniyle zatüre olmuşun tanısını biraz göğüs hastalıklarına geçmiş olduğu için artık oradan sonrası orada takip ediliyor. Hocam acil vakalarına bakacak olursak bu vakalar nelerdir? Yani şöyle söyleyelim, çok geniş bir soru. Aslında acil yani vatandaşı soracak olursak her şey acil çünkü herkesin Evet. hastası acil. Hele de hastane konusu Evet. olunca. Yani biraz herkes hassas Yani oluyor sizin haliyle doğal olarak. hastanenizin bu konuda avantajı nedir? Yani acilin işleyişi nasıldır? Yani hastalar diğer devlet hastanelerindeki gibi yani sıralarca bekleyip ya da ne bileyim bekletilme gibi bir durumu var mıdır? Uzmanlar tarafından nasıl hemen müdahale teşhis konuluyor? Bu vakalara göre mi değerlendiriliyor yoksa işleyişe göre mi değerlendiriliyor? Bunu öncelikle öğrenmek istiyorum. Hele de şu anki gündemimiz sağlıkla alakalı problemlerimiz varken bunun önceliğini öğrenmek istiyorum. Evet, yani şöyle bir hastanemiz zaten 7/24 normal olarak hizmet veriyor bu konuda ve 7/24 sadece acil hizmeti değil 7/24 diğer branşlara da ulaşma olanağımız var. Bu çok büyük bir avantaj çünkü normalde diyelim ki karın ağrısıyla gelen bir hastanın ameliyatını organize etmek bayağı bir zaman alacakken biz de bu yani bir saat içinde organize edip ben ameliyat yaptırdığımız hasta biliyorum. Yani hemen organize yapıp bunun müdahalesini yapabiliyoruz. Böyle avantajımız var. Yani sıra olarak da çok büyük avantajımız var. Çünkü gelen hasta haliyle beklemiyor. Yani en çok beklese, en yoğun günümde bile benim en fazla kapı önünde 3 veya 4 hasta bekler. Yani çok böyle işte 10-20 gibi rakamlara asla ulaşmaz. Çünkü bir devam eden bir sirkülasyon var. Yani birikmiyor. Gelen hasta hemen şikayetleri değerlendirip müdahale edildiği için de bu sıra birikmeden bu sirkülasyona devam ettirme olanağımız var.